hep beraber ormanda yürüyüş yaptık, şarkı söyledik, oyunlar oynadık. Çok eğlenmişsiniz zaten belli. Evet ama siz de olsaydınız daha çok eğlenirdim. Günaydın. 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 Günaydın öpücüğü. Nasıl geçti gece? Bitirebildin mi tasarımları? Fena değildi. Niye? Dün çok heyecanlıydı. Keyfini kaçacak bir şey mi oldu? Yok, olmadı bir şey. Çizemedim işte ya. Al bakayım. Sen de pek bir sessizsin ha. Hiç kurcalamıyorsun. Normalde meraktan bin tane soru sorardın. Yok canım, ne alakası var? Sen iç bakayım şu meyve suyunu. Niye içmiyorsun hala bir tane? Gecen nasıl geçti? İyi. Ben sana söylemeyi unuttum. Almanya'dan ortaklar gelecek. Yarın evde bir parti vermek istiyorum. Parti mi? Ben de katılabilir miyim? Sensiz olur mu hiç fıstıkım? Oley! Bana yardımcı olur musun diyecektim. Olurum. Benim toplantıya gitmem lazım. Doğru düzgün bir şey yemedin. Canım istemiyor. Kaldık mı yine baş başa? Kaldık. Bana söylemek istediğin bir şey var mı Suna? Ne gibi? Dünden beri tuhaf davranıyorsun. Konuşalım diye çağırdım, geldim, konuşmadım. Sonra Kari eve geldi. Normalde bizimle vakit geçirirsin. Ama baban rahatsız, gitmek istedin. Tabii ki git, anlayışla karşılıyorum. Sonra bir öğreniyorum ki Tolga'yla dışarı çıkmışsın. Bir de bunu senden değil, Tolga'dan öğreniyorum. Telefonu açtı. Telefonun yanında değil, acil bir şey olsa sana ulaşamayacağım. Bilmediğin bir şey mi var? Yok. Bu oyunu oynarken hayatımıza kimseyi almayacaktık. Anlaşmamız böyleydi. Senin bana söylemek istediğin şey bununla ilgili olabilir mi? Ne ima ediyorsun? İma etmiyorum, soruyorum. Tolga ile aramda bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Düşünmeli miyim? Hayır. Hayatımda kimse yok. Tolga ile de aramda bir şey yok. Tamam. Biraz sert çıktıysam kusura bakma. Aklım çizimlerde. Koleksiyonu yetiştirmem lazım. Sabaha kadar bitiririm sandım ama olmadı. Biraz ona girelim. Tamam tamam, önemli değil. Ben Kayra ile ilgileneyim. Efendim Berin Hanım. Evet, konum geldi, çıkıyorum zaten evden. Görüşürüz. Allah Allah. Berin Hanım nereye çağırmış ki? Ormanın içine mi? Buradan buluşacağız, emin misin? Evet, buraya getirmemi söylediler. Necan? Dur dur, bekle dur, daha gitme dur. Yani... Ne işin var senin burada? Ben de sana aynını soracaktım. Senin ne işin var burada? Beni Berin'in... Benim... Berin Hanım arıyor. Aç bakayım. Efendim Berin Hanım? Aylin'cim, bana kızmamışsındır umarım. Ben doğum günün olduğunu öğrenince size bir sürpriz yapmak istedim. Gerek yoktu Berin Hanım. Lütfen hediyemi geri çevirmeyin. Bu küçük tatil benden size minik bir hediye olsun. Tamam mı? Zahmet etmeseymişsiniz. Orada bir rüzgar gülü var. İçinde bir anahtar olacak. Bir de... Biraz ileride çok güzel bir göl var.
Nejat Bey'in çizimlerini sizinle birlikte çok rahatlıkla yapacağını düşündüm. Peki teşekkür ederiz Berin Hanım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Rica ederim. O zaman tekrar doğum gününü kutluyorum. İyi tatiller. Teşekkür ederim. Ya Nejat. Gel gidelim buradan ya. Yani çok güzel tamam da gitmemiz lazım. İkimizin burada baş başa çok saçma yani. Benim doğum günüm değil zaten, ailenin doğum günü. Benimle baş başa kalmanın bu kadar kötü hissettirdiğini bilmiyordum seni. Onu kastetmedim herhalde. Acaba neyi kastettim? Neyse buraya kadar gelmişken en azından görelim bir etrafı. Şuna kadın düşünmüş, jest yapmış bize. Yarın bir gün sorarsa en azından hakim olalım etrafa. Ben gidiyorum. Sen istemiyorsan gelme. İyi tamam o zaman. Sen bak, ben bekliyorum burada. İyi, sen bilirsin. Nejat. Nejat. Neredesin? Gel hadi ya. Üf. Nejat. Sana sesleniyorum. Neden cevap vermiyorsun? Duymadım. Baksana. Berin Hanım her şeyi düşünmüş. Sürprizlere bak. Hatta elmalı kurabiye de var burada. Sen seversin. Of, yemek de mi hazırlamışlar ya? Ay çok güzel, hepsini çok severim. Bir de tesadüfe bak. Ne oldu? Acıktın galiba. Yok ya, ama yani şimdi tabii küçük bir yemek lazım ucundan. Ayıp olmasın. Tabii tabii, ayıp olmasın. Yemek lazım. Değil mi? Yemeklerin hepsini çok seviyorum ama şu var ya, o elmalıya yani onu yemezsem olmaz. İstediğinden al, hepsi senin için. Bir lokma ya, zaten bir tane. Şurayı. Ya oturup yesene. Şuraya otur ye. Yok ya, gitsek iyi olur. Niye? Şu an başka bir yerde mi olman gerekiyor? Ben sana burada kalalım, buraya yerleşelim falan demiyorum ki. Bak ne güzel, mis gibi hava. Soframız güzel, manzaramız güzel. İnsanlardan soyutlanmışız. Kimse bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Bilmiyor değil mi? Söylemedin. Hayır, söylemedim. Ne bileyim, hani böyle laf arası şirkettekilere, Hande falan. Söylemedim, niye söyleyeyim ki? Zaten sürpriz oldu yani bana da. Niye? Bu kadar iştahlı yedin ki canım çekti. Sen güzel kahvaltı etmedin o yüzden. Evet, o yüzden biraz yiyeceğim. Sen de yemek istiyorsan oturursun, yeriz beraber. Ne yapıyorsun ya? Niye aldın onları önüne? Oturmayalım ama yok. Yemek istiyorsan karşıma geçip oturacaksın. Tamam o zaman. Oturayım. Yani bunları yedikten sonra gideriz. Oturacağım. Vallahi oturacağım ya. Önce otur. O zaman yedikten sonra gideriz. Öyle yaparız. Tamam. Oo, afiyet olsun. Oh. Vallahi bütün masayı yedik ya. Ben fazla yemedim. İçli köfte vereyim mi? Aa, bitmiş, o da bitmiş. Tüh. Tamam, yedim. Ne var yani? Hadi gidelim artık. Ben gelmeyeceğim. Ya hava güzel zaten. Biraz yürüyüş yaparım. Hatta çizimleri de yanıma alırım. Takılacağım yani. Ama yemekten sonra gideriz demiştik. Ben öyle bir şey söylemedim. İyi, ben taksi falan çağırayım o zaman. Ne yapayım? Bol şans. Niye öyle dedin? Ya buraya kadar taksi geliyorsa git ya. Merak ettim. Bak bakalım. Doğru söylüyorsun ya. Ne yapacağım ben? Yani bir alternatif. Benimle yürüyüşe gelebilirsin. Yok tamam, ben bir yolunu bulacağım. Sen bilirsin. Hoşça kal. Yani ne güzel gidecektik işte ya. İlla yeşili gördün, yürü. Ben yapacak bir şey yok. Ben bari... Nejat, dur bekle. Çok güzelmiş burası. Ben de çok beğendim.
Bak Berin Hanım yıllarca Almanya'da yaşamış ama bizden daha iyi biliyor buraları. Evet ya, ilginç bir kadın. Böyle hüzünlü bir tarafı var ama insana kendini çok iyi hissettiriyor. Seviyorum. Sana benziyor. Belki o yüzden seviyorsundur. Nesi bana benziyor? Söylediğin her şey senin için de geçerli. Teşekkür ederim. Neden teşekkür ettin? İltifat ettin, ben de teşekkür ettim. İltifat değil, gerçek. Senin şu çizimler ne oldu? Hayriye dert yanıyordun. Ya bilmiyorum, iki gece önce sabaha kadar çalıştım. Bir sürü tasarım çizdim Suna. Ama dün gece ne olduysa sadece bir tane tasarım çizdim. Geçici bir durum olduğunu düşünmek istiyorum ama bilmiyorum. Bence öyledir. Yani sonuçta sen, anladın, uçurursun. Bu iltifat mıydı? Hayır, gerçekten. Şu iki gece önce dediğin bize geldiği gece mi? Evet. Ya biraz kendimde değildim o gece. Kusura bakma, tamam mı? Yanlış anlaşılmak istemem. Neyi yanlış anlayacağım? Bak, iskele o tarafta, gel. Gelmişiz değil mi? Hı. Suna şu an çok mutluyum. Ben de. Ne istiyorum biliyor musun? Ne? Tenine dokunmayı. Tenime mi? Hı hı. Nasıl bir his olduğunu merak ediyorum. Öğren o zaman. Ne oluyor? Ne? Ne düşünüyordun? Hiç. Gülümsüyordun. Yok. Suna, tanıyorum seni. Söyler misin? Niye gülüyorsun? Burcu'nun söylediği bir şey vardı, aklıma geldi. Ona güldüm. Yalan söylüyorsun. Söyledim işte. O. Peki. Dur yapma, korkutuyorsun beni Necat. Söyle. Yapma, dur. Söyledim ya zaten. Söyle. Söyledim ya zaten. Ne düşünüyordun? Seni. Ne? Beni düşünüyorsun ve gülümsüyorsun, öyle mi? Hayır tabii ki. Yani seni düşünüyordum derken, senin yaptığın şeyi düşünüyordum. Neyi düşünüyordun peki? Muhallebiciyi düşünüyordum. Hani orayı aldın, içini yaptın falan onu. Hmm. Hmm. Bana mutlu olduğuna göre fikrini değiştirdin. Yok, değişmedi. O zaman niye gülümsüyorsun? Ay, başka bir zaman konuşabilir miyiz buna? Peki, tamam. Gel bakalım.
en güzel yeri bulduk bence. Ne diyorsun? Bence de. Sessiz, sakin, huzurlu. Bana bakıyorsun. Ya öyle bir an baktım ya. Ne öğrenmek istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun? Bana gerçek duygularını söylemeni. Anlamadım. Bence anladın. Benim hakkımda gerçekten ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Söyle hadi. Söyle. Düşünüyordum. Başka bir şekilde tanışsaydık. Bu yalanlar olmasaydı nasıl olurdu diye düşünüyorum. Ben de hep onu düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Hiç. Yalan. Ne yalan? Düşünmüyorum, bir şey düşünmüyordum. Öyle hava sıcak bir an böyle gözüm dalmış ya. Benim çizim yapmam lazım. Gelme şu an üstüme. Gelmiyorum üstüne, tamam. Ben seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Burada böyle sessiz sakin oturacağım. Sessiz durabilecek misin Suna? Hı hı. Sessizlik mantıklı. Güzel fikir. Hatta uzanırım belki. Tamam. İşte bu kadar. Şuna, bunu görmen lazım. Şahane oldu. Şuna bir baksana. Şuna. Şuna. Sahiden uyuyor mu kaldın şimdi? Güzel bir gün değil mi Suna? Her şey çok güzel. Sen de çok güzelsin. Ama işte ufak bir problemimiz var. Ben iki gündür uyumuyorum.